konuyla beraber röportajını gerçekleştirecek. İnşallah. Daha sonra İnşallah. Biz yine yayına devam edeceğiz. Söz Fatih'te. Altın Yayla yağlı güreşlerinde Burdur Valisi Sayın Mehmet Şerif Yılmaz ile beraberiz. Sayın Valim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Burdur, bereketli bir günde güzel güreşler var. Neler söyleyeceksiniz? Sayın, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güreşimizi naklen verdiğiniz için TRT'ye ve sizlere Hamza çok teşekkür ediyorum. Köseoğlu. Bugün 29. söz verdiğimiz küçük orta büyük puanlama güreşlerimiz siz de gördüğünüz gibi kıran kırana devam ediyor. Yılı, güzel de bir seyirci katılımı var. 398 adet güreşçimiz var bugün güreşen er meydanında. 2013. Bu geleneksel 2014, güreşimizin Burdur ilimizde, Altın Yaylamızda, bir ilimizde tarihi, bir geleneği oluşturan bir yapımız var. Çok şükür kültürüne, değerine bağlı Tekke yöresinin yiğit evlatlarının bulunduğu bir ildeyiz. Bu ecdadın bize bıraktığı mirası hala ayakta tutan özellikle güreşçilerimize çok teşekkür ediyorum. Güreşseverlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah Antalya, burada Türk kültürünün hayata devam etmesi hep beraber hepimizin arzusu. Genç öncelikle anonsla beraber tabii konuşuyoruz, biraz kusura bakmayın ama biraz belki konuşmada zorlanıyorum. Okulu, o nedenle tüm güreşçilere başarılar diliyorum. Kumluca. Tekrar TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Kültürümüzü 2015 yansıttı ve yaşattığı için ben sizlere katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Güreşçilere başarılar diliyorum tekrar. Çok teşekkürler 2000, Sayın Valim. 16 yılı evet, tarihi kırpınan Sayın Şerif Yılmaz'ı dinledik. Çeyrek finali kürsü deyim. Teşekkürler yerinde. Fatih. Ben sözü şimdi arkadaşım Fatih'e bırakıyorum. Burdur Dirmil Altın Yayla'da misafirlerimizi konuk etmeye devam ediyoruz. Hazır yarı final güreşleri başlamadan önce Burdur Milletvekili Sayın Reşat Petek'le beraberiz. Sayın Vekilim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sizi. Biraz önce Sayın Valimizle de konuştuk. Çok güzel, sıcak, güneşli başlayan bir hava ama ardından başlayan sağanak yağmur. Bereketli bir gün. Hem güreş adına hem ülkemiz adına bereketli günler yaşıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Efendim, bugünlerde yiğitlik, milletimizin yiğitliği, kahramanlığı her gün akşamları meydanlarda bayrağına, devletine sahip çıktığı bir ortamdayız. Güreşler de bizim milli sporumuz olarak yiğitliğimizin sembolü, kahramanlığımızın sembolü. Hem dostluğu, kardeşliği pekiştiren hem de er meydanı dediğimiz bu meydanlarda pehlivanlarımız güreşiyor, vatandaşlarımız da coşkuyla izliyor. Şimdi bugün Burdur'un Dirmil eski adıyla, yeni adıyla Altınyayla ilçemizde geleneksel hale gelen bu güreşlerde biz bütün hemşerilerimizle beraberiz. Burada da çok sayıda her kademede yağlı pehlivanlarımız buraya katıldılar. Görüyorsunuz vatandaşlarımız bunu coşkuyla izliyor. Biz de bu coşkuya katılıyoruz. Ama ben günün anlamına uygun olarak şunu söylemek istiyorum. Nasıl 15 Temmuz'da ülkemizde bir karanlık sayfa açmak isteyen Fethullahçı terör örgütünün bu darbe girişiminde bizim milletimiz sokaklarda kahramanca çıkıp da yiğitliğini göstermişse bu yiğitliğin nereden geldiğini bugün Er Meydanı'nda görüyoruz. Gerçekten de bizim milletimiz yiğit bir millet, kahraman bir millet, ortak değerlerine sahip çıkan bir millet. Güreşlerimiz de bu anlamda çok çok önemli. Bu milli sporumuzu, güreşimizi devam ettirmeliyiz. Bu duygular içinde ben de bugün bütün vatandaşlarımızla birlikte olmaktan, milli sporcularımızı izlemekten son derece memnunum. Hayırlı olsun diyorum. TRT de bugün çok güzel bir görev yapıyor. Naklen yayın veriyor. Bundan dolayı da TRT'ye sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim çok teşekkürler. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Burdur Milletvekili Sayın Reşat Petek konuğumuz oldu. Sözü tekrar Erman'a bırakıyoruz. Teşekkürler Fatih. Bu arada arkadaşım Fatih yeniden bir röportaj gerçekleştiriyor. Söz Fatih'te. Evet, Dirmil'de Altın Yayla'da konuklarımız arka arkaya geliyor. Güreşler ara vermişken baş pehlivanlık güreşleri başlamadan bu sefer konuğumuz Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik. Sayın Vekilim, yayınımıza hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz güreşler için? Çok teşekkür ediyoruz. Her yıl Kırkpınar'dan bir hafta sonra 29.sunu Dirmil'imizde, eski ismiyle Dirmil, Altınyayla ilçemizde bu tarihi güreşlerimizi icra ediyoruz. Gerçekten tarihimizden kokan esintileri seyircilerimizle, gençlerimizle özellikle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tamamen spor severler için atasporumuzu daha da sevdirme adına özellikle bu yıl çok daha muhteşem oldu. Hem katılım itibariyle hem pehlivan katılımı hem buradaki vatandaşların katılımıyla Dirmil'imizin bu güzelliklerini
Malum Teke yöresinin folklorunun en bariz yaşandığı bir ilçemiz burası. Hem folkloruyla, sözlü folkloruyla, saz folkloruyla, bunun yanında giyimiyle, bunun yanında yemekleriyle Teke yöresinin en bariz folkloru olan bu Dirmil ilçemizde bu güzellikleri insanlarımıza sunmaya çalışıyor belediye başkanlarımız, arkadaşlarımız. Biz çok mutluyuz. Yani bu spor dalı içerisinde en fazla peygamberimize salavat gönderilen böyle bir spor dalında içerisinde insanlarımız bu mutluluğu hep yaşıyor. Sayın Vekilim, şunu soracağım. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bilmiyorum, spiker arkadaşımız Erman yayında bahsetti mi, bahsetmedi mi? Dirmil, yeni adıyla Altınyayla, 3000 nüfuslu küçük şirin bir ilçemiz. Şimdi yağmurdan dolayı insanlar, seyirciler biraz kaçıştı sağa sola. Biz de ıslandık ama tribünlerde ve çevrede 7-8 bin kişilik bir kalabalık var. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi tabii bölgenin civarı vilayetlerinden Dirmil güreşlerine çok gelenler var. Yani düşünün, Muğla'dan gelenler var, Antalya'nın ilçelerinden gelenler var, Denizli'nin ilçelerinden, merkezden gelenler var. Dolayısıyla kalabalık. Ha, şunu demeye çalışıyorsunuz siz, burada daha iyi bir tesis olması gerekmez mi? Çok doğru, çok haklısınız. Aslında 2014'te, 2015'te bu girişimleri yaptığımızda hep olumlu bir cevap almıştık. Ama neticeye vardıramadık. İnşallah bundan sonraki süreçte Sayın Valimizle yine diğer milletvekili arkadaşımızla burada güreşimize, atasporumuza yakışır bir şekilde tesisleri, tribünleri olması gerekiyor. Yağmur yağınca kaçıştılar. Bu üzücü bir durum. Önem verilmesi gereken bu sporumuzu, bu tesisleri kazandırmamız lazım. Sayın Vekilim, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet, Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik'i de dinledik. Şimdi sözü yarı final güreşleri için, baş pehlivanlık yarı final güreşleri için Oğuz Erman Güneri'ye bırakıyoruz. Bu arada arkadaşımız Fatih yeniden bir röportaj hazırlığında. Biz sözü Fatih'e bırakalım. Resulullah, finale giden koç yiğitlere. Evet, baş pehlivanlık güreşlerinde final güreşinden önce röportajlarımız devam edecek. Şimdi Altınyayla Belediye Başkanı, eski adıyla Dirmil Altınyayla Belediye Başkanı Sayın Ahmet Serttaş'la beraberiz. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Neler söyleyeceksiniz güreşler için, onu soralım. Hoş bulduk. Biz size öncelikle hoş geldiniz diyoruz. TRT'ye çok teşekkür ediyoruz. TRT ekranlarımızın başında olan seyircilerimize atasporumuz olan güreşi seyrettirebildiysek oradan gurur duyuyoruz. Dirmil Altınyayla güreşleri Kırkpınar'ın revanşı olarak geçer. Görüyorsunuz ekranları başında seyircilerimiz güreşimizin ne kadar güzel olduğunu. Güreş yapmak kolay değildir. Bütün iş adamlarımızın destekleriyle yapıyoruz. Hayırsever iş adamlarımızın destekleriyle yapıyoruz güreşimizi. Bu yıl 29.sunu yapıyoruz. İlçemize, milletimize, memleketimize, bilhassa vatanımıza hayırlı uğurlu olur. Başkanım, bu sene baş pehlivanlık güreşlerinde 23 baş pehlivan başladı. Geçtiğimiz hafta Kırkpınar'ın revanşı niteliğinde. Gelecek senelerde bu seyirciye şimdiden söz versek olur mu? Rakam bir 30-35-40'ı bulabilir mi? İnşallah, çalışmalarımız 3 yıl önce bir ara verildiydi güreşimize. Biz gelenden 3 yıldır güreşimizi eski seviyesine getiriyoruz. Atalarımıza yakışan bir şekilde 2 güne de çıkarabiliriz ilerleyen yıllarda. 2 gün yapacağız güreşimizi. Zaten bu seyirci için yağmurda bile meydanı boşaltmayan bir seyirci var. Onlar için ne söylersiniz Dirmil Altınyayla halkı için? Şu anda güreş sahamızda projelerimiz var. Bakanlığa vermiş olduğumuz, Bakan Bey'in de sözü var. Güzel bir yakışır saha yapacağız. Seyircilerimize daha güzel güreş seyretmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, Burdur Altınyayla Dirmil Belediye Başkanı Sayın Ahmet Serttaş'la beraberdik. Sözü final güreşlerini anlatmak üzere Oğuz Erman Güneri'ye bırakıyoruz. Evet, Burdur'da güreşlere ara verdik. Çok kısa bir aramız var. Final güreşleri biraz sonra başlayacak. Ondan öncesinde bir konuğumuz daha var. Son konuğumuz olacak kendisi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Sayın Adem Korkmaz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Neler söyleyeceksiniz? Ben çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde böyle bir konuda bizi de misafir olarak, konuk olarak almış olduğunuz için.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak biz geleneksel ve alternatif sporlarımızla özel olarak ilgileniyoruz. Özellikle yağlı güreşlere de çok daha ayrı bir önem veriyoruz. Bu sene Kırkpınar Başpehlivan Recep Kara bizim üniversitemizin yüksek lisans öğrencisi. Yine bugün burada Dirmil'de yapılan yağlı güreşlerde 5 tane başpehlivanımız var. Şu anda da yine Recep Kara başpehlivan olarak güreşine çıkacak. Biz üniversite olarak yağlı güreşleri, geleneksel atasporumuz olan yağlı güreşler için akademik olarak da bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah yakın zamanda bir tesis yapıyoruz ve bu tesiste de Sayın Cumhurbaşkanımızın da özel desteğinin olduğu bir proje. Burada Türkiye'deki bütün geleneksel sporlarımız, atasporlarımız ve bunun içinde yağlı güreşin çok özel bir önemi var. Bu konuya akademik olarak da yaklaşarak spor bilimleri fakültemiz bünyesinde özel bir çalışma yapıyoruz. Bütün Türkiye'deki baş pehlivanlarımız ve diğer pehlivanlarımıza burada akademik çalışmalar yaparak bu sporumuzun geleneksel sporumuza bilimsel niteliği de katarak özel bir çalışma yürütüyoruz inşallah. Önümüzdeki yıllarda da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde de Kırkpınar ve bu federasyona bağlı güreşleri de organize edeceğiz. Burada da şunu anlatmak istiyoruz. Yağlı güreş bizim Türk İslam kültürümüzün yüzyıllardan beri gelmiş ve kuşaktan kuşağa aktararak esasında kültürümüzü gençlere, yeni kuşaklara aktaran çok önemli bir değer. İçinde hem İslamiyet'in çok özel süzülmüş, sentezlenmiş özel unsurlarını barındırıyor. Aynı zamanda da bizim yiğitliğimizi, mertliğimizi ve cengaverliğimizi barındırıyor. Bu anlamda bu bizi özel olarak heyecanlandırıyor. Üniversitemiz bünyesinde özellikle üniversite gençlerimize bu değerleri aktararak geçmişle bağlarını çok güçlü olarak kurmalarını arzu ediyoruz. Onun için bu konuda ben Sayın Cumhurbaşkanımız Burdur'a ziyaret ettiğinde kendisine bir proje sunmuştuk. Ve bu projemizi de sağ olsun çok önem verdi ve şu anda onunla ilgili çok önemli bir aşamaya geldik. İnşallah çok güzel, daha iyi çalışmalar yapacağız. Sayın Rektörüm çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zaman diliminde yağlı güreşle alakalı bir bilimsel makale dinlemiş kadar oldum. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Saygılar sunuyorum burada. Evet, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Sayın Adem Korkmaz'ı dinledik. Söz final güreşleri için Oğuz Erman Güner'de. Teşekkürler Fatih Ata. Fatih Ata bir röportaj hazırlığında, ben sözü Fatih'e bırakıyorum. 2016 yılı baş pehlivan Burdur Dirmil yağlı evet, Recep Kara ve Orhan Okulu güreşlemenin arkasından yanımızda soluk soluk. Recep Kara, neler söyleyeceksin güreş için? Tabii bugün Kırkpınar'ın arefesinde, Kırkpınar'ın rövanşının yapıldığı yer oldu burası. Dirmil Altın Yayla güreşleri. 2015 yılının baş pehlivanı Orhan Okulu kardeşimi tebrik ediyorum. Güzel mücadele verdi. Ben de 2016'nın baş pehlivanı olarak tekrar ünvanımızı koruduk. Şükürler olsun. Ben tarihi Kırkpınar güreşlerinde de ifade etmiştim. Malumunuz ülkemiz 15 Temmuz'da ciddi bir darbe tehlikesi atlattı. Ama milletimizin dik duruşu sayesinde reisi cumhurunun arkasında durduğunu meydanlara inerek ispatladı, kanıtladı. Halkın gücü tankın gücüne galip geldi. Ben Kırkpınar'daki altın kemerimi de 15 Temmuz gecesi bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için şehit olan vatandaşlarımıza, askerlerimize, polislerimize adamıştım. Yine tekrar ediyorum. Tüm şehitlerimize adıyorum. Helal. 15 Temmuz gecesi bu millet 100 yıl önce Çanakkale'de göstermiş olduğu kahramanlığı 100 yıl sonra bu Necip millet 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı tüm dünyanın Birleşmiş Milletleri dahil Birleşmiş çetelerine karşı dik durarak vatanını savunmuştur, müdafaa etmiştir. Bu milletten Allah razı olsun. Allah bizi vatansız, bayraksız bırakmasın. Er meydanının yiğitleri her zaman devletin, milletin arkasındadır. Biz sabahlara kadar er meydanında cenk ederiz, güreş yaparız ama bu iş başka, bu iş vatan işi, bu iş bayrak işi. Allah'ın izniyle vatan için, bayrak için verilecek bir canım var, o da feda olsun.
Evet, çok teşekkürler. Hemen Orhan Okulu'ya döneceğim. Orhan, neler söyleyeceksin? Evet, öncelikle tabii Kırkpınar'ın rövanşı oldu burada. Recep kardeşimizi kutluyorum buradan. 2016 yılının baş pehlivanı oldu. Hem orada hem burada. Klasiye bir mücadele yaptık tabii. Buradan bütün şehitlerimize armağan etti Recep kardeşimiz. Tabii ona da katılıyorum diyecek bir şey kalmadı bana. Ve inşallah evet, önümüzdeki güreşlere bakacağız. Buradan da ben önce Kırkpınar'da Ali kardeşimizle güreşirken buradan ağalarımıza sesleniyorum. Lütfen güreşlere karışmasınlar. Çünkü biz orada Krasya sıcağın altında 66-70 dakika güreş yapmışım ben. Orada canlı yayında bu güreş nasıl oluyor diye bir dakika gelip de sahanın içinde o kispedi giyip de böyle güreşmek çok kolay değil. Buradan lütfen ağalarımızı sahaya girip güreşlere karışmamasını diliyorum. Onlar işini yapsın. Orhan, çok teşekkürler. Recep, teşekkür ediyorum. Var mı söyleyeceğim bir şey? Ekranları başındaki izleyicilerimize buradan Dirmil'den, Altın Yayla'dan selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler Recep Kar, Orhan Okulu. Evet, iki pehlivanı artık madalya törenine gönderiyoruz. İkisine de teşekkür ediyoruz ve madalya töreni için sözü Oğuz Erman Güneri'ye bırakıyoruz. Değerli baş pehlivanlarımız. Teşekkürler Fatih Ata. Evet, bir kez daha iki baş pehlivanımızı da tebrik edelim.